milletvekili adayı İlhan Ciyener attığımızda eski savcı ilk bölümde değil de bundan önceki aradan önceki bölümde konuşmalar vardı. Kendisi de yanıt hakkını kullanmak istiyor. Buyurun Sayın Ciyener, sizi dinliyoruz. İyi akşamlar. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben başlangıçtan itibaren takip edemedim. Arkadaşların uyarısı üzerine son kısmını yakalayabildim benimle ilgili konuşmanın. Sanırım Nazlı Hanım benim Erzincan'da yaptığım soruşturmada çocukları gözaltına aldırdığımı ve insanları toplattığım şeklinde bir takım konuşmalar ve söz konusu soruşturmada ya da başka herhangi bir soruşturmada çocuklar gözaltına alınmamıştır. Yani buna dair defalarca düzeltme olduğu halde, hatta bizzat Nazlı Hanım kendisiyle telefonda konuşup detayları bildirdiğim halde niye ısrarla böyle bir iddia ileri sürülüyor, ben bunu anlayamıyorum. O soruşturmada tek bir çocuk gözaltına alınmamıştır. Bunları müfettişler attığım her imzayı, yazdığım her yazıyı... Hayır, gözaltına almadınız belki, şeye çağırmadınız mı adliyeye? Adliyeye çoluk çocuk, Cemil Çiçek'in açıklamasından bu. Yani adliyeye çoluk çocuk çağırmışsınız annelerine. Çocuklar adliyeye getirilmemiştir. Çocuklar adliyeye getirilmemiştir. Medyaya böyle yansıdı. Hayır ya bakın ben defalarca söylüyorum size. Bu iddiaların tamamı müfettişlerce incelendi. Benimle ilgili iddialar o raporda vardır. Tek bir çocuk gözaltına alınmamıştır. Gözaltı demiyoruz, evet. Ya da herhangi bir şekilde adli herhangi bir merceğe götürülmemiştir. Ailelerine teslim edilmiştir. Bunlar da yapılan arama işlemlerinin hemen takip eden yarım saat, bir saat. Ailelerine teslim edilmiştir. Ne demek yani bu? Bakın olay şu, bu aramalar ve gözaltılar sırasında okul önceki yaşlardaki çocuklara medrese tarzı yasalara aykırı bir şekilde izinsiz eğitim verildiği tespit edilmiştir. Bu çocuklar şüpheliler gözaltına alındığı zaman ailelerine teslim edilmiştir. Yapılan işlem budur. Yani Cemil bir panik. Lütfen bakın. Cemil Çiçek'in beni araması akşam saatlerindedir. Bu işlemler bittikten çok sonradır. Çocuklara ilişkin tek bir şey de sormamıştır. Söylediği seçimler öncesinde bu soruşturmanın kendilerini zor durumda bırakacağıdır. Buna dair şeyler söylemiştir. Bu açıktır. Yani Nazlı Hanım'ın bu soruşturmayla ilgisini biraz da ihaleye fesat karıştırdığına dair konuşmalar olan bakanlarla ilgili suçların niye soruşturulmadığını, vergi kaçıran bakanların buna dair konuşmalarının niye soruşturulmadığını, oradaki o soruşturmadaki çocukların cinsel istismar iddialarının niye soruşturulmadığına dair göstermesini beklerdim doğrusu. Hangi orada onlarca soruşturulmayan suç iddiası vardır. O dosya benim elimden çıkarıldıktan sonra bu soruşturmaların hepsi, iddiaların hepsinin üstü örtülmüştür. Hiçbiriyle ilgili yasal işlem yapılmamıştır. Onun için yani bu artık tartışılmış, sonu bitmiş, neyin ne olduğu açığa çıkmış bir olayda hala bu tarz yanıltıcı bilgiler verilmesi şimdi Sayın Cihaner, ben de bir şey söyleyeceğim yani gıyabınızda söylememek için. Yani sizin de son derece taraflı bir savcı olduğunuz, hemen Cumhurlop CHP'den aday olmanız ve AK Parti yıkılmalıdır diye hedef gösteren bir de beyanatınız vardı, çok ağır. Bundan belli. Yani şimdi biz yargıya nasıl güvenelim? Şimdi, siz tarafsız bakın, olarak benim, araştırma benim yapıyorum diyorsunuz. Ama sizin aleyhinizdeki bir dakika. Sizin aleyhinizdeki suçlama irtica ile mücadele eylem planının tatbikatını Erzincan'da yaptığınızla ilgili. Şimdi hemen Cumhuriyet Halk Partisi aday olur olmaz ki bir tuhaf bir şekilde de aday oldunuz. Önce aday gösterilmediniz, sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun işte bir yolunuzu açmasıyla aday oldunuz. Orada diyorsunuz ki AK Parti işte, yani çok ağır bir cümle kullanıyorsunuz. Hani bir yeni yargıdan siyasete geçmiş bir insanın ağzına yakışmayacak da bir şekilde cümle kullanıyorsunuz. Yani biz nasıl güvenelim ki sizin söyledikleriniz doğrudur veya kasti değildir? Cumhuriyet savcılığı görevimi ifa ederken taraflı davrandığıma dair tek bir olgu gösterilemez. Bahsettiğiniz soruşturma tam tersi iddia edildiği gibi bir
darbe planının yürürlüğe sokulması değil, yoksul Müslümanlardan değişik adlar altında toplanan paraların birilerinin villalarına, birilerinin ceplerine gitmesiyle ilgili bir soruşturmadır. Neyse, bu Müslümanları bir rahat bıraksanız onlar memnun olacaklar. 2007 yılında başlatılmış bir soruşturma nasıl 2009 yılında ortaya çıkan bir planın yürürlüğe konulması oluyor? Biraz önce bu YGS ile ilgili gösterdiğiniz o masumiyet karinesine uygun yaklaşıp Hayati Yazıcıoğlu bunu yapmaz ya da bir bakan böyle dedi şeklindeki yaklaşımınızı niye diğer insanlara ya da bana gösteriyorsunuz? Ya aynı şey mi Allah aşkına? Ergenekon aynı şey mi onlar Allah aşkına? Hanımefendi niçin olmasın? Yani bir insanın 10. dalgası devam eden 10. dalgası gelmiş bir soruşturmada masasının üzerinde suç delilini bırakması çok mu mantıklı sizce? İnşallah siz yargılanıyorsunuz. İnşallah evet, beraat edeceksiniz. Çünkü Yargıtay fevkalade yakından ilgileniyor davanızla. Onun için sonuçta şimdiden belli. Tozlu raflarda olmayacağını eminim. Engellemelerle henüz yargılanamıyoruz. Çünkü Yargıtay Ceza Genel Kurulu yapılan işlemlerin hukuksuzluğunu baştan itibaren tespit etti ve dosyayı bakanlığa gönderdi. Tüm engellemelere rağmen bizim talebimiz sadece yargılanmak. Onun için lütfen hukukun genel ilkelerine, masumiyet karinesine konuşmalarımızda dikkat edersek daha iyi olur. Ayrıca tekrar belirtmek istiyorum. Siyasete atılıp o alana girdikten sonra da söylemlerimi tabii ki siyasi inançlarım doğrultusunda belirteceğim ve Türkiye'yi her alanda kutuplaştıran, bir felakete götüren bu siyasi iktidardan da Türkiye'nin kurtulması gerektiğini... Ben bu AK Parti'den de bölümün bağlanmasını istiyorum artık. Böyle siyasi propaganda aracına döndü bu. Hayır bakın yani aleyhime bu kadar söz söylendikten sonra... Yok sizin aleyhinize, siz katılmadan sizin aleyhinize konuşulmadı. Cemil Çiçek aramıştır. Cemil Çiçek'in açıklamasını söyledik biz. Yani oraya hakikaten... işte gitmişsiniz zaten ders gören çocuklar filan yani böyle bir rahatsızlık doğmuş toplumda şikayetler olmuş o da size demiş ki ben yanlış dedim hatta Cemil Çiçek'in sizi aramasını ben tasvip ediyorum da demedim ayrıca ama siz burada ama çocukların toparlandığını gözaltına alındığını gözaltı değil toparlandı dedim evet işte gitmişsiniz basmışsınız sınıfları. Orada çocuklar dini eğitim alıyor. Onu bir suç gibi görmüşsünüz yani benim anladığım kadarıyla. Dini eğitimi ön plana çıkarmayın. Orada soruşturma suç başka bir suç. Dini eğitim vermek hukukumuza göre suç değil. Orada Sayın Fikri Sağlar çok güzel çelişkiyi belirtti aslında. Onu biraz daha açıklayabilirseniz. Yani ona nasıl baktığınızı açıklarsanız ya da o çelişkiyi bir giderebilseniz belki birçok şey daha iyi ortaya çıkar. Ben tamamen yani, özgür bir dini eğitimden yanayım. Yani o bakımdan. Benim yana olmadığımı nereden çıkarıyorsunuz? Ha işte böyle bazı bir zihniyet var. Her şeyde işte dini eğitim yani Kur'an'ı biliyorsunuz suç unsuru gibi gören bir zihniyet var Türkiye'de maalesef. Gösteren zihniyet var. Gören değil de bugün Türkiye'de niye namaz kılıyorsun, niye oruç tutuyorsun diyen yok. Ama niye namaz kılmıyorsun, niye oruç tutmuyorsun diyen hatta bu oruç tutmadığı için ölen var. Şimdi bakın yani aslında demagoji diyoruz ama. Bitirsin de Sayın sizi vekil tayin etti. Kimin? Sizi vekil tayin etti. Beni vekil tayin etmez. Hayır öyle demek istiyor. Belki çekilecek siz onun adına mı savunmaya devam edeceksiniz? Yok ben doğrunun adına savunacağım. Sayın Cihaner doğru yaptığı süre içerisinde onu da savunurum. Yani siz de siz bir kere girişle dediniz ki hemen istifa ettiniz ve siyasete atıldınız. Partiniz belli değil. Siz de siyasete tat oldunuz. Selamet Partisi'nden girdiniz. Hayır ama şimdi yapmayın. Abi yapmayın. Şimdi niye karıştır? Niye bir hukukçu olarak bir dakika, istifa etti. CHP'ye girdi. Fazilet Partisi'nden. Ama aynı şeyden oradan geliyor yani kökeni. Ama siz de gazeteciydiniz. Evet. Gazeteci olarak belli bir görüşü, objektif bir görüşü veriyordunuz. Sizi çok değerli bir şekilde izliyorduk. Hayır. Kamu görevlisiyle. Gazeteci çok önemli bir kamu görevlisidir. Eğer siz gazeteciyseniz kendinizi böyle görmeniz gerekiyor.
Kamudaki memurdan daha önemli görev yapıyorsunuz siz. İstersen gazetecilikle ilgili tanımısından daha iyi yapabileceğimi söyleyebilirim. Yok, yapamazsınız. Yani ben de bilirim. Sizden daha bazı şeyleri çok daha iyi bilirim. Bırakın şimdi. Nazlı Hanım bir kişi siyasete girdiği andan itibaren siz zaten tarafsınız diyorsunuz. Hayır efendim. Siz daha önceki dönemlerinde taraf olduğunu ortaya koyabiliyor musunuz? Gazeteci objektif olmak zorundadır. Güzel. Güzel. İşte sonra girip bir partiye giriyor. Yani güzel. Ben de bunu söylüyorum. Kavramları karıştırıyorsunuz. Ne karıştırıyorum? Yani anlamak istemiyorsunuz. Yani taraf ol. Her şeyiniz taraf ve dolayısıyla bu gözle değil. Objektif değil. Yani herkes bizi izliyor, sizi tanıyor. Yapmayın bunu yani. Ben her zaman tarafım. Yani şunu söyle. Benim bir fikrim var. Ben bir yorumcuyum. Güzel. Şimdi ama girdiniz bir partiye. Bir partiye girdiniz. Söyledim mi ben? Tamam. Niye Cihane'yle söylüyorsunuz? Niye Cihane'yle söylüyorsunuz? Ya izin verin. Yarın Can Akar Ataklı bir partiye girdiniz. Ne diyeceksiniz? Çünkü son cümleyi kurup kapatayım ben telefonu. Müsaade eder misin? Müsaade eder misin? Müsaade eder misin? Şu anda yok, siz ayırıyorsunuz. Ayırın. Ben ayırıyorum. Ben objektif bakıyorum her şeye. Bakın çok farklı. Ben hiç sizin gibi bir taraf bak. Gazetecinin tanımı öyle değil, sizinki gibi değil. İlhan Bey. Gazeteci taraf söyleyeyim ben. Bir dakika, bir şey söylesin. Doğrudan taraf olur. Doğrudan habercilik farklı bir şeydir. Yanlış biliyor. Onu birazdan konuşabiliriz. Yanlış biliyor Fikri Bey tamam. Çünkü. İlhan Bey. Çok farklı, onu konuşuruz. Şimdi şu anda AKP'de milletvekili olarak görev yapan birçok kamu görevlisi var. Bürokrasimizde en yüksek devlet memuru olarak görünen, şu anda milletvekili olarak görev yapan başbakanlık müsteşarı vardı mesela. Yargıçlar da var. Bunlar ısınma turlarından sonra herhalde girmediler AK Parti'ye. Isınma turlarından sonra üye olmadılar. Cumburlu, Nazlı Ilıcak Hanım'ın belirttiği gibi bunlar da siyasete daldılar. Dalar dalmaz da üstelik ayrılmadan önce de o siyasetle yakınlıklarını, hatta uygulamalarını ortaya koyup ayrılıp o partiye üye oldular ve siyasete devam ettiler. Peki. Benim uygulamalarımda tekrar ediyorum. Tek bir taraflı hareketi hiç kimse ortaya koyamaz. Şu anda AK Parti'de de siyaset yapan birçok hakim, savcı, kamu görevlisi var. Bunlar da belirtilen sürelerin son gününde. Peki Nazan ne dersin? Bir tek ben mi cumhurladım diyor. Sayın Cihaner, bakın benim kastettiğim şu. Siz girer girme bir kere son derece tartışmalı bir ortamdan geldiniz ve girdiniz. Tartışma yani normal evet yargılanıyorsunuz Ergenekon'dan filan. Hal böyleyken girdiniz bir daha tarafsız kalmaya gayret eden ama bir dakika başbakanlık yaptığı bir ülkede siz iddialardan bahsediyorsunuz. Hayır bakın bir dakika şunu demek istiyorum. Yani daha soğukkanlı siyasete girmediniz. Ben hakikaten hayret ettim. AK Parti derhal bertaraf edilecek kadar çok büyük bir tehlike arz ediyor gibi çok ağır bir cümle sarf ettiniz girer girmez. Halbuki zaten deniliyor ki yani siz böyle bir planın parçasısınız derken bir de girer girmez bunu söylemeniz benim dikkatimi çekti. Ben onu söylüyorum. Yoksa siz girersiniz, seçilirsiniz, bir sene sonra normal hani bir konuşmalar yaparsınız diye. Yani yeni bir bürokrasiden siyasete soyunur soyunmaz böyle bir tavrınız beni hayrete düşürdü. Ben bunu ifade ettim. Bu kadar yani sizi bugün tartışmayacağız. Tesadüfen hoş geldiniz. Tüm ben düşüncelerimi ifade ettim. Tüm hayretiniz bundan ibaretse tamam. Yani tamam, olabilir. Evet. Ama ben dediğim gibi herkes nasıl girdiyse ben de öyle girdim. Siyasete girdikten sonra da ilkelerin inancım neyse o doğrultuda konuşmalar yaptım. Peki. Muhalif bir tarzda yani karşımızda ırkçı söylemler kullanan seçim barajlarının arkasına gizlenerek, işte karanlık odakların servis ettiği bir takım görüntülerin arkasına gizlenerek, üstelik bunları siyaset meydanında alabildiğine sömüren bir siyasi yapı varken, peki, benim bu siyasi iktidardan kurtulmak denilmesi demen herhalde çok yumuşak çok bir tarz güzel olsa gerek. Öfkeyi bir hitabet sanatı olarak gören bir yapılanma karşısında, bu iktidardan kurtululmasını söylemek niye sert geldi onu da anlayamadım ben. Peki. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler Sayın Cihaner. Evet, programımız içerisindeki bir bölümde yer alan konuşmalarla ilgili yanıt hakkını kullanmaktan öte programın bir bölümü de sanki İlhan Cihaner de burada varmış gibi yürüdü.